Şerefe Cano, ne haber? Abi bugün size biraz anlatacağım. Agalarlayız yine her zamanki gibi toplaştık. Muhabbet muhabbet. devam. Kahve fincanım da var bak. Yeni kahve fincanıma bak görmediysen. <laughs> Sağlığına. Kahvem de çok güzel olmuş biliyor musun? Leğenle içiyorum artık. <laughs> Lego'ya gittim geçen. Orada sunumum vardı. LinkedIn'den beni görenler görmüştür. Böyle var ya keynote speaker gibi çıktı. Nasıl çıkmışım oğlum? Güzel olmuş mu? Harika ya. Kıskandım. Yalan Değil ya. mi? Ya. Ama ya <laughs> kamera çok güzel çekmemiş mi oğlum? Böyle sanki keynote speaker yapmış işte hani reinvent'te çıkmışım konuşma yapıyorum gibi görünmüyor mu? Allah abi kamera ne var sonu çeker. Ben Vay benim kardeşim şeyim. benim yani, ya. Yani kötü çıkana da aynısın diyorum. İyi çıkana da aynısın diyorum yani. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın var olasın. Neyse. Çok güzel çıkmış. Çok da beğendim ben valla. Şimdi Lego'da bu AWS Security Lake 2 üzerine bir konuşma yaptım. Aa millet. Bana ne verdiler oradan biliyor musun? Daha doğrusu yalvar yakar arkadaşlarımdan ne çaldım? Alenen çaldım yani. Yalvardım heriflere versinler diye. Göstereyim mi? Bak bak. Aha. Şöyle. Baba nasıl? Nano Evet abi nano racer. Ya şimdi kutusunu açmakla uğraşmayayım ama nasıl alet edemem? Fena ya. Jetson nano falan vardır içinde. Bilmiyorum abi zaten. içinde bilmiyorum ne olduğunu. Yok ya. Bir tane şey var. Intel işlemcili bir bilgisayar var. İçinde de Ubuntu evet. kurulu. Onları salvajlayacağım. Daha salvajlamadım. Onların içindekileri çıkaracağım. Of. Onları kullanacağım çünkü bunun servosu bozuk. Yani dönemiyor Hı -hı. edemiyor alet. Motora şeyi aktaramıyor ama içinde motor var. Motorun da salvaj edebiliriz. Aslında şöyle bir planım var. Bunu böyle bir şeyin üstüne oturtup kendime bir weblog gibi kullanacağım hani şu üstündekini bilgisayarını da alacağım alt artı kısmı var ya evet. onu kuzeye vereceğim oynasın abi şey diyecektim abi ya bunu tamir edip kuzeyle birlikte böyle AVS'de en basit şekilde bir tane arel modeli kullansanız kullansanıza ya şöyle bir şey var servolar Amazon'da satılıyor zaten tamir yoluna da gidebilirim ama çok ilgilenmiyorum tamir etmekle be kardeşim şimdi onunla mı uğraşacağım lan salvage hmm. etmek bir şey parçalamak mı biliyorsun hacker tabii, <laughs> tabii. Abi hiç parçalamadan kasayı bu halde kullansan daha havalı olur bence e tamam böyle araba şeklinde kalacak zaten. İçindeki bilgisayarı çıkaracağım sadece abi. Abi işte bilgisayar da kalsın dedim böyle kasası da hoş olur. Tuş koyarsın üstüne bir tane ışık mışık. Açıldım. Aa içine RGB ekleyelim. Üstüne de bir tane tuş koyarız abi. Buna bastık mı bu böyle Ar ışıkları Ar yanar arkadan spoiler. falan böyle. Oğlum Ar ne <laughs> yaptınız lan siz? Isındı mı bir böyle kaydırıcı. Bir, bir body kit. <laughs> body kit falan abi. A abi çıl ekip çılgın ya. Yine coştunuz ha. <laughs> body kit diyelim. <laughs> <laughs> Neyse. Ya sonuç itibariyle bir sürü Lego aldım. Acayip indirimli. Ama yani plastik nihayetinde de çok pahalı abi. Çok aşırı. Burada bile yani adamlar Lego biliyorsunuz La Ego'dan geliyor. Yani oyun oyna ve işte şey hareket et falan. Danca kelimelerin birleşimi. Onda bile yani inanılmaz yani şey. Yüksek maliyetler. Bilemedim Cano yani. Bilmem Burada için Context Lego Danimarka firmasıymış. Headquarterları oradaymış. Can abi oraya gitmiş. Ben <laughs> <de> bilmiyordum bunları. <gülüyor> <gülüyor> Sonunca ayrıca. <laughs> <laughs> evet, aynen, aynen öyle oldu. Orada gittik bir tane konferans yaptık. Orada sunum yaptığı Bendeniz, onu LinkedIn'den paylaştık falan. Öyle çok keyifli, birkaç gün geçirdim geçen hafta. Elektrikli arabayla ilk kez uzun yol yaptım hayatımda. O, kaç kilometre yaptın abi? Hı, abi 300 kilometre yol yaptım. Hızlı şarj kullandım, 130 kVA şarjı kullandım, kilowattlık. Çok da güzel oluyor. 20 dakikada yarısını şarj ediyorsun arabanın. Efsane teknoloji. Beğendim. Onu biraz abartıyorlar da. Ben böyle uzun yol yaparken falan dikkat ediyordum. Bir yerde durunca. Zaten 30-40 dakika duruyor insanlar yani rahat Başlık rahat Dur, duruyor abicim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arabayı şarja taktım gittim bir tane kahve aldım giderken yemek yedim Tuvalete girdim işte söylemesi ayıp. işte kahvemi içtim tamam mı? Ondan sonra arabaya gittiğimde zaten %90'a gelmişti %30'dan tamam mı şarj? Yarım saat 40 dakika geçmişti. Dönüşte de acelem vardı. Geldim iki tane kahve aldım. kahve içtim. Lavaboya girdim. Çıktım 25 dakika. Mis. 25 dakikada zaten herif %40 falan da %30 falan doldurmuştu. Atladım abi arabaya. Hop getirdi beni şeye. Kopenhag'a kadar. 200 kilometre yolda getirdi babalar gibi. Halen daha 130 kilometre range'im var. Bugün itibariyle. Ki bir hafta geçti yani neredeyse. Gayet iyi teknoloji. Bence, bence. bence. de çok güzel. Tek... Bir de bendeki araba şey olduğu için performans arabası olduğu için bir de şey acayip range'i düşük. 450 kilometre range'i var yani. Ben neyi keşfettim? Audi kullanan arkadaşlara, elektrik kullanan arkadaşlar olursa, gelecekte olursa aklınızda olsun. Bu drive select denen Mered'in konfortunda tutuyordum ben bunu. O yüzden araba yüksekteydi. Tamam Yerden yüksekti yani. Abi onu Auto'ya aldığın zaman 3.7 mesela tersten gidiyor buradaki ölçümler. 3.7 3.8 ortalama çıkartıyordum en fazla. 4.2-4.5'a çıktı bir anda. Daha az yakmaya başladı araba. Autoya alınca. Vay anam. Abi. E, abi. işte kilometre bölü kilowatt. Ha, bir kilowattla gidilebilen kilometre. Aynen. Var. Aynen. Okay. Aynen öyle. Ya işte 4.2 ortalamada tutarsan abi neredeyse 500 kilometre ediyor işte. 110 kilowatt şey var. Öyle düşün. Tamam mı? Kilometreyi 4.2 ile gidiyorsa 110 kilowattla gidiyorsa ondan sonra hesaplıyorsun işte. 110 ile çarpıyorsun. 460 kilometre range var yani arabanın. Avrupa'da yaşayanlar için gayet iyi. Bizim you Türkiye'de farklı. Abi? abi ben ay, ayda ay, ay bir defa ayda bir defa mı ne dolduruyorum arabayı yani o kadar az ki. Zaten gittiğim yer 10 kilometre gidiş 10 kilometre geliş 20 kilometre hep topu günde yaptığım mesafe yani taş çatlasa. Pardon çok özür diliyorum çok özür diliyorum. 5 kilometre gidiş 5 kilometre geliş. Kilometre hesabını sen yap. Mercedes CLA'yı 2021 2020 çok affedersin 2020 Şubat ayında aldım. 2023 Ağustos'ta verdiğimde 5000 kilometredeydi araba. Yani ne kadar yer gidiyorsun gitmiyorsun ya. Yani. Ha mesela şeyde Novo'da falan çalışıyor olsaydım gidiş geliş 40 kilometre her gün. O zaman kilometrem vardı ama ben artık iş yerlerimi falan seçerken hep mesafeye göre seçiyorum abi. Yok yani dayanamıyorum o. Abi <laughs> aynen abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Novo'dan ayrılırken istifa dilekçeme trafik yazdım ya. <laughs> Kadın çok geçirdi nasıl yani diye. Bugünkü konumuzda da alakalı bak yapılan dangalaklıklardan bahsedeceğim. İş yerini seçerken tabii her zaman seçim şansınız olmuyor ama böyle bir imkanınız varsa abi kesinlikle yolculuğu ve trafiği göz önünde bulundurun Avrupa'da bile. Abi ben gelmişim zaten 4 sene falan olmuş tamam mı geleli. Da Markaya Novo adına kandık. Novo dedik çok güzel. Gerçi şimdi Avrupa'nın en büyük şirketi oldu herifler değil mi? Şu anda ciro olarak. Bu obezite şeyini buldular ya ilacını. Balya yapıyor herifler. Baya büyükler de en büyüğümü bilemiyorum. Şu anda en büyük mü ne abi? Herifler şeyi sen söyledin. Ülkede enflasyonu düşürdüler anasını satayım Danimarka'da. <laughs> <laughs> öyle öyle saçma sapan bir durum var yani. Bu arada %3'e düştü enerjiden sonra enflasyon Danimarka'da. Ağustos ayında rekor kırmış. Son 2 yıldaki o savaş sonrası en düşük seviyeye geriledi diye. Eh dedim hel helal, olsun toparlanıyoruz demek ki diye düşündüm. Neyse şeye geleceğim. Abi şimdi şöyle Novo'nun adına kandım ben. Dedim ki o Novo süper dedim ben dedim buraya girerim. Girdim abi Novo'ya tamam mı? Abicim ver diye bir yer. Bausfer de 23 kilometre bizim evin oradan tamam mı? 23 kilometre gidiş 23 kilometre geliş abicim 46 kilometre metre tamam mı? Ey maşallah. Bir de tam E20 denen bir karayolu var. Karayolunun üzerinde bir trafiğe denk geliyorsun. Bizim Boğaz Köprüsü trafiği gibi. Tın 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 gidiyor. Oğlum benim sabah girişim 50 dakika. Akşam dönüşüm 50 dakika. Ben 6 ay arabayla gittim geldim. Kafayı yedim ya. En sonunda şey dedim. Ben geleli 4-5 sene olmuş Danimarka'ya. Dedim ki abi dedim böyle saçmalık olur mu ya? Ben dedim niye geldim ki Danimarka'ya o zaman trafik çekeceksem? Hani work life balance diyorlar ya. Oğlum ben niye geldim o zaman? Yani böyle böyle bir manyakça bir şey olabilir mi? Dedim olmaz o bu iş. Bu iş böyle olmaz Sen buna bir çözüm bul. Dedim istifa ettim abi. Ve sebebi <laughs> bu trafik yüzünden yani gerçekten. Çekemem dedim bu trafiği. Peki abi İstanbul'dayken ne kadar yol yapıyordun ve ne kadar... Oğlum adam yine adam yine yine çekmek şey, Çekmeköy'de oturuyordum. Ne taşa gidiyordum lan altı şeye. Sen söyle adını Çekmeköy girişine. <laughs> o kadar. <gülüyor> 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 bir şey diyemeyeceğim. Ümraniye'ye gidiyordum yol oğlum. Yol arkadaşlarım var İstanbul'da. Böyle. Kanka <laughs> ben İstanbul'da bile. Baksana şöyle söyleyeyim. Batı Ataşehir'de oturuyordum. Ataşehir'deydi iş yerim. Göztepe'de oturuyordum. Batı Ataşehir'e geliyordum. Bağdat Caddesi'nde otururken dikoya geliyordum tamam <laughs> <laughs> mı? Bir tek Zivermey'de otururken Beşiktaş'ta kendi ofisim vardı. Hayatım boyunca ofis konusunda yaptığım en büyük hata kendi ofisimi Beşiktaş'ta açmak oldu. Sürekli köprüyü hayatımda bir orada geçtim bir de üniversitede bilgi üniversitesine giderken geçtim. Başka hiçbir zaman hayatım boyunca ben köprü öyle her Allah'ın günü köprü geçmedim oğlum. Hiç işim olmadı yani. Abi çekilecek iş değil bu arada. Valla ya. yani. Ben bir haftada mesela geçen oradaydım bir haftada Allah dedim yeter ya bu nedir ya. Tabi oğlum felaket yani. Onun için ben ben çok memnunum ya. Ben hep hayatımda iş yerlerime göre en uzak mesela Çekmeköy'de otururken altın üzerindeydi. Aha pardon. Bir de bu işler kısmet işi yavru. Bakın şimdi size bir şey anlatacağım. Probil Şişli'de. Tamam mı? Mecliköy Şişli girişinde. Ben o dönem Çekmeköy'de oturuyorum. Oğlum Çekmeköy'den Şişli'ye evin önünden geçen otobüse denk geldim lan. Tek ve sahip köyde durakta indiğin zaman 10 dakikalık yürüme mesafesiydi Probil. Yani var ya 4 ayak üstü ancak bu kadar belediye otobüsüne biniyorum. Alıyorum elime kitabımı köşeye geçiyorum. Koyuyorum kafayı. Kitabımı okuyorum. Uyuyorum. Uyandığımda zaten durmuş oluyoruz. Her gün aynı saatlerde aynı şoförlerle gide de, şoförlerle de ahbap oldum kanka oldum tamam mı bir süre sonra. Ondan sonra krallara layık takılıyordum yani. Muhteşem bir teknolojiydi yani. Çok çok keyif alıyordum ben bu işten. Ondan sonucuma abi probili Netaş satın aldı. Ümraniye'ye fabrikaya geldik lan. <laughs> kıltırdı <laughs> kes. <gülüyor> ben bir anda oh dedim çiçek. Suyundan da koy. Mu muhteşem. Mük. <laughs> Mük yani. O yüzden iş yerini seçerken iş lokasyonu çok ciddi hikaye yani. Çok ciddi mevzu. Benim yeni ev seneye çalışacağım ofise yürüyerek 7 dakika. Heh, işte böyle olacaksın. Ehrin tam bu. ortasındayım abi. Nehir var. Nehire sıfır evim. <laughs> <laughs> bu oğlum. Nehirin karşısı da iş yerim. <laughs> Köprü var ortada da. Aha, harika işte bu kadar yani. Olay olay bu. Bunu bunu bunu, bunu seçmeye çalışacaksın. Gerçi İstanbul'da çalışan Tay. Şu anda yok ama Ezgi senin ev nerede okul nerede evet. ne kadar mesafe kaç benim, kilometre yol gidiyorsun? Benim ev e, okula 15 dakika o zaman çok rahatım yani Oo, hiç de rahatsın. <laughs> e, e Barış sen de evden çalışıyorsun. Aynen abi okul da yakın zaten benim ben bayağı rahatım. Bu nasıl iş lan herkes bu bizim, bizim abi, tayfada bizim herkes uyuyor ee, herkes yolu bulmuşlar. Ortak lan. özelliği bulunmuş oldu. <gülüyor> herkes, <gülüyor> herkes uyanık. <laughs> Aynen herkes seçmiş şimdiden yani <laughs> gururla dinliyoruz. A aynen aynen helal olsun eyvallah eyvallah. Peki bugünkü konumuz biraz uzun bir muhabbetten sonra bir giriş yapalım. Bayağı bir uzun oldu ama artık idare vereceksiniz canlar Neyse bugünkü konumuz yazılıma, siber aleme vesaireye girerken yapılan dangalaklıklar. Ne, ne gibi dangalaklık? Şimdi benim gençlerde sizlerin arasında gördüğüm bu yeni başlayanlarda, yeni işe girenlere, aa işe girmek deyince aklıma geldi. Bir sonraki videoda acaba işe girme mevzusunu mu konuşsak? Bundan bir sonraki videoda da Türkiye'de işe girmek mevzusu. O videoyu merak ediyorsan nasıl haberdar olacaksın? Abone olacaksın, bildirimleri açacaksın, Twitter'a geleceksin, Insta'ya geleceksin, Discord'a geleceksin, geleceksin de geleceksin. Tıklayacaksın abi. Tıklamayan ekmek yok. Tık tık. İndi. The... Ne gibi hatalar? Ne gibi dangalaklıklar yapıyoruz? Yazılım olaylarına başlarken öğrenirken neleri ıskalıyoruz? Siber güvenlik içinde aynı şey geçerli mi? 3 aşağı 5 yukarı aynı şey geçerli. Teknolojiyi öğrenirken yaptığımız hatalar, dangalaklıklar mevzusuna girelim. Çök baba çök. Hadi bakayım başlıyorum. Birinci en çok gördüğüm hatayı söylüyorum. Agalar siz ne diyorsunuz? Siz de bir yorumunuzu bekliyorum tamam mı? Abi millet kafası kesilmiş tavuk gibi. Yol haritası yok, plan yok, program yok. Ben diyor Python öğreneceğim. Python'u tutacağım. Veya diyor işte ben webci olacağım. Onun için diyor HTML, CSS, JavaScript öğreneceğim. Tamam da sen ne yapacaksın? Niye webci oluyorsun? Ne üreteceğim bunu sonra veya Python'u niye tutmanın peşindesin? Ne yapacaksın bu konuda? Tamam mı? Bu, bu mesela yok abi. Veya diyor ki abi ben application işte appsecçi olacağım. Application securityci olacağım. Uygulama güvenliği yapacağım. Nereden başlamalıyım? Abi bir defa neden uygulama güvenlikçi olacağına, neden Python, Python öğreneceğine, neden JavaScript kasacağına adam gibi ölçülebilir bir hedef koy. Ölçülebilir hedef koymadığın her şey hayaldir. Değil mi? Bu bu ağlamda ona bir karar vereceksin. Diyeceksin ki ben Web arayüzünde atıyorum web tabanlı bir dergi yapmak istiyorum. Ben web tabanlı bir ne bileyim Twitter benzeri bir uygulama yapmak istiyorum. Ben web tabanlı şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Artık adı neyse o adını koyacaksın abi. Tamam. İlk ilk hamle. Yani bir hedefin olmalı ve hedefin net konulmalı. Tamam mı? Çünkü mesela Python'a başlayacaksın, bir sürü framework, JavaScript'e başlayacaksın, bir sürü framework girecek işin içine. Mobil için ayrı girecek, web için ayrı girecek. Ondan sonra diyeceksin ki ulan bu web'e mi devam edeyim, ama diyeyim, be mi diyeyim, diyeyim, ne diyeyim, ne tarafa gideyim kafan hepten çorba olacak abi. O yüzden burada yol haritası çizmek, yani bir hedef belirlemek, doğru hedef belirlemek çok önemli. Hayal kurmak kötü demiyorum, hayal illaki kurulur ama net bir hedefi olması lazım birinin. İkinci gördüğüm hata insanların nasıl öğrenebildiklerini bilmiyor oluşu. Siz size soruyorum agalar. Nasıl öğreneceğinizi, bir bilgiyi nasıl konsüm ettiğinizi, en rahat nasıl öğrenebildiğinizi biliyor musunuz? Mesela video izleyen misiniz yoksa kitap okuyan mı? Makale okuyan mı yoksa kısa kısa işte atıyorum internet makalleri okuyan mı yoksa direkt bu işin kitabını alıp çalışanlardan mısınız? Ya da bir tutor yani bir öğretmene mi ihtiyaç duyanlardan? Nedir abi sizin öğrenme tekniğiniz? Bana şudur diyebilir misiniz mesela? Ben diyebilirim abi. Benim Söyle. Benim bir numara varsa eğer informal text olacak. Hani böyle arkadaşça yazılmış. Medium falan ya makale. Kitap gibi. Aynen. O da o da var. Bazı böyle online booklar var. Hani basılmayacağının garantisi olduğu için böyle çok daha arkadaşça bir dille yazmış. İşte daha komik esprilerin olduğu ama yine de bir düzenin olduğu, bir tutorial gibi böyle nereye gittiğimizi bildiğimiz video gibi de değil hani böyle. ne so Devamını da görebildiğim şeylerde bayılıyorum. Anladım. Varsa o, yoksa da böyle 1200 sayfalık pdf'ler oluyor bir kitapların. Onlar <gülüyor> abi. <gülüyor> Eyvallah. Okumacısın yani sen. Ben ee, açır okurum yani saatlerce. Videocu var mı aramızda? Ben videoyu ya dinleyeceğim abi. Okumadan, dinleyerek öğrenmeyi izleyerek öğrenmeyi seviyorum diyen var mı aramızda Yok. Herkes okuma var bence ya. Bence de ya. Söyle Ezgi. Delikanlı ol hani ya. ben ikisi karışık yapıyorum. Böyle bazen video izliyorum ama canım sıkılıyor. Sonra gidip okuyorum falan. Hani bazen net bir şekilde anlamak istediğinde böyle kurstan izliyorum ama bazen de diyorum ki hani bunu altıyor video daha uzun sürüyor. O zaman da diyorum ki hadi okuyayım bari. Şunu bazen video olunca transkriptini falan okuyorum yani. Aşağıda... <gülüyor> <gülüyor> Hızlı da kısa kestiğim zamanlar da oluyor diyorsun yani. Aynen. Ee güzelmiş bak güzel yöntem bunlar. Benim favorim şeydir abi ben internet okumacısıyım. Ben kitapları da alırım. Kitapları eskiden okurdum internet yokken. internet geldikten sonra insanlar internete yazı yazmaya başladıktan sonra bilgisayarda okumayı yani açıp okumayı. Çünkü ileri sarmayı yani konu başlıklarına göre aradığım şeyle ilgili okumayı seviyorum. O yüzden benim için çok o. Bu bağlamda mesela chat GPT'den öğrenmek benim için çok daha mantıklı. Ben mesela şeye karar verdim abi kesin eminim ondan. Videoyla hayatta bir şey öğrenemiyorum. Yani aç video eğitim izle aaa mümkün değil abi imkansız hiçbir benim şekilde bir şey ya. öğrenemiyorum abi hiç boşu boşuna gereksiz vakit kaybı benim için o iş o yüzden de mesela bunu çok görüyorum insanlar böyle deli gibi tutorial hoarding yapıyorlar toplayıp 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 toplayıp, toplayıp biriktiriyorlar abi ve şeye takılıyorlar mesela hoarding hoarding hani öğrenme metodunu bilmeden öğrenme kısmında takılıp kalıyor adam tutorial izliyor okuyor bilmem ne yapıyor Hintli abileri izliyor ama öyle o kadar yani gir bir tamam. şey yaz kod yaz yok tutorial izliyor sadece izliyor öyle sadece Ya abi hiçbir yere gidemiyorsun köprüde böyle kalıyorsun trafikte biraz faillarlarsa hevesleri kırılacak diye mi korkuyorlar bilmiyorum sebebi ne ama ya, Köprü yapan bir adamın hata yapma şansı o kadar olmayabilir ama kod fail ederse düzeltirsin yani elini sürmekten korkmamak lazım bence ya o da doğru. Yani illaki cesaret yapmak lazım. Yani ne olacak ki oğlum en kötü ihtimalle fail edersin. Öğrenirsin. Öğrendiklerine kaldığın yerden devam edersin yani. Bu kadar basit. Ama şey de var abi adam gidiyor. Dur şu story'lu okuyayım ondan sonra yazarım. Dur şu eğitimi yaparım ondan sonra yazarım. Dur bilmem neyi yapayım ondan sonra yaparım. Böyle sürekli olarak doymaz bir iştahla hoarding hoarding hepsi birbirlere tamam mı? Adam önündeki tabağı bitirmeden yandakine öndekine bir gözü doymuyor adamın yani. Anlatabildim mi? Böyle do, do, yardım dır dır şey ardırıyorlar mesela. Acayip derecede. onu, onu çok görüyorum. Ondan sonra da ay şunu bi bilmiyorum. Ay bunu bilmiyorum. Ay bunu da öğreneyim. Ay şunu da yapayım. Bunu da halledeyim. Onu da halledeyim. Ondan sonra ilerleyeyim falan filan gibi saçma sapan noktalara giriyor konu yani. Bunu ben yapmıştım çocukken. 20 bölüm tutorial izlemiştim bir satır yazmadan. Yani sanki anlamışım gibi. <gülüyor> <gülüyor> o kendine güveni azalttığı gibi imposter sendromunu da tetikliyor. Ya mesela ben şeyi biliyorum ya. Aramızda var kendisi burada değil. Adı lazım değil. Oğuz. iş ilanlarına bakıyor abi herif. Diyor ki bu bana göre değil bu. bu, bu benim çok üstümde. Oğlum ben biliyorum onu senin yapabileceğini. E biz hepimiz biliyoruz yapabileceğini. Ama kendisi bilmiyor. Burada mı o? Duyuyor mu o dediklerimi? Yok, Ezgi... Yok, Yok değil mi? Toplantıda onlar. <laughs> ha tamam. Aa, Ezgi sen toplantıdan çıkınca cuma akşamı Can abinin sana bir sürprizi var dersin. <laughs> Abi bunun aynısı benimle aynı evde yaşıyor ya. Aynı model ya. Sağ olsun Ceyda ablanıza söylüyorum. Bak diyorum şuna başvur. Tamam tamam ben güncelleyim CV'mi başvuracağım. Bakıyor bakıyor bakıyor. Ya diyor bunlar bu bana göre değil. Yahu diyorum nasıl sana göre değil. Öğrenirsin yolda yani kervan yolda düzülür. Sıkma kafanı diyorum yapıştır. Ya tamam bakarız bilmem ne falan filan. Abi ben zorluyorum böyle CV mi göndersin bilmem ne yapsın diye. Sonra iş olmuyor ben de, ya. Ben de <laughs> tamam bir olur. de iş olmuyor yani tamam mı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Imposter sendromun ne olduğunu çok iyi de biliyorum. Dün mü anlattım ben size? Evvelsi gün müydü konuşuyorduk AWS'de yaşadığım hikayeyi söyledim Dündü galiba Dündü değil mi Herhalde. Abi Aha. direkt böyle şey Onboarding Şirkete işe aldığınız zaman Onboarding şeyleri yapılıyor ya Orada daha ilk cümle abi Daha onboarding dokümantasyonu ilk cümle Biliyoruz Imposter sendromu yaşıyorsun Ama yalnız değilsin diye kaldım böyle. Ne diyorsun lan bunlar diye. Harbiden öyle. Imposter sendromu da değil. Bilgi verelim hemen hızlıca bilmeyenler için. Bir işi aslında yapabilecek bilgi birikim ve kabiliyete sahipsin. Ama etrafında ve işin bulunduğu ortam içerisinde çok fazla işi çok iyi bilen insanın arasında kalıyorsun. Oo bu kadar guruların arasında veya bu kadar yüksek beklentilerin arasında ben bu beklentileri karşılayamam diye endişeye ve anxiety'ye kapılıyorsun. Buna imposter sendromu deniyor. Abi ben girdim şirkete direkt imposter sendromu vurdu. Adamlar bir adamlar var bir şeylerden bahsediyorlar. Bir Bulut uçuyor, uçak iniyor, bilmem ne kalkıyor. O gidiyor, bu geçiyor, bilmem ne. Dedim buraya. Bu adamlar kim? Bunlar nereden çıktı? Kim oydu bunları buraya? Bu nasıl bir ortam? Bu nasıl bir bohem hayat? Bunlar nasıl bilgiler? Kaç yıllarınızı verdiniz bu işlere? Ben bu adamlara nasıl yetişeceğim? Hatta burada. Ben bu adamlara nasıl yetişeceğim? Bu değil abi. Adamlar sana diyor ki, Kardeş sen bu mülakatları geçmişsin. Sığır değilsin ya biz seni almışız. O zaman sende bir şey var. Sende bir katma değer görmüşüz. Sen o sahip olduğun katma değere yoğunlaş. Boş ver el alemi. Ha, diyorsun. O zaman ben bir şey ortaya koyabiliyorum demek ki değişik. Ha, senin ortaya koyabildiğin şeyin aynısından yapabilen adam mutlaka var ve mutlaka bu topraklardan geçmiş. Tamam mı? Yeni bir şey değil bu. Sen de Amerika'yı yeniden keşfetmiyorsun veya tekerleği bulmuyorsun. Senin katma değerinde mutlaka buralardan geçmiş oluyor bu tarz şirketlerde veya ortamlarda. O gibi durumlarda sen ne yapıyorsun? O adamlar neler yapmış? Onları araştırıyorsun, buluyorsun, onun üzerinden faydalanıyorsun. Ama konumuz ben değilim. O yüzden sana geri dönelim Cano. Senden bahs Edelim. Senin şu anda içinde bulunduğun imposter sendromunda merak etme. Hepimiz o yollardan geçtik. Bak mentorlar bu iş için var. Bak internette insanlar bu iş için var. Gel Discord'a. Gel bizim topluluğumuza katıl. Burada sor. Burada sana yardımcı olacak. Doğru soruyu soru düzgün bir şekilde sorduğun sürece sana yardımcı olmak isteyecek bir sürü insan vardır. Onlar üzerinden de bayağı bilgi sahibi de olabilirsin. Ama dediğim gibi dokümantasyon konusunda bir şeyler öğrenmek konusunda kendi öğrenim türünü bilip algılayıp buna göre doğru kanallardan bilgi bilgiyi edinmek, bunun bir araç olduğunu asla unutmamak, amacınızın farklı olması gerektiğini bilmek. Çünkü bir amaca ihtiyacınız var. Bu yolda da karşılaştığınız her türlü soru ve sorunlar içinde çözümünün elinizin altında kolay bir şekilde ulaşılabilecek şekilde olduğunu bilmek sizin için yeterli dostlar. Bunları bilmeden gereksiz yere böyle kafası kesilmiş tavuk gibi ortada dolaşıp oraya buraya salça olup dangalaklık yapan çok adam var. Çok fazla örnek var. Bunlardan olmamak lazım dostlar. Tamam mı? Bunlara dikkat etmek lazım. Yani onun dışında hani şeyler Abi dediğim zaman. Abi benim aklıma şey geldi ya kurs izlemesi hakkında. Söyle bakayım. Mesela birisi bir kurs izlemeye başlıyor. Bunu ben de yaptım. Hani Heh. giriyor mesela %15'sini %20'sini izliyor diyelim. Sonra diyor ki bu kurs beni sarmadı diyor başka ya. kursa başlıyor. Sonra onda da sıfırdan ya. başlıyor ve her şeyi tekrar baştan ve hani sürekli bu döngüde gidip geliyor. O çok kötü bence kimse bunu Aynen. yapmasın yani. Ee, o loop'a girmemek lazım yani ama buradaki en temel olaylardan bir tanesi de sevgili dostum doğru bir amacın olmaması. Doğru bir amacın olsa rahatlıkla şeyi yapabilirsin yani ulan ben bu işi nasıl yapacağım, nasıl kotaracağım bilmem ne falan filan kısmını de en azından doğru yere bakabilirsin. Videonun doğru kısmını izlersin sadece. İstemek istediğin, alman gereken kısmı ince incelersin transkriptine bakarken. Ama ben Python öğreneceğim, haydi başlayalım dersen olmuyor işte. Bir yerde bir yerde takılıyorsun yani. Bir de mesela işi ilanlarına bilmem nere bakma mevzusundan bahsederken son olarak onu söyleyeyim. Abi iş ilanlarında yazarlar ya. Yazması bedava çünkü. Onu da istiyorum, bunu da istiyorum, şunu da istiyorum, bunu da istiyorum. Abi benim gördüğüm bir şey söyleyeyim size. Baş başvurun. Hiçbir şey yapamazsanız insan tanırsınız. Network'ünüz artar. Bana soruyorsunuz üniversite öğrencisiyken nasıl network yapacağız bilmem ne kulüp falan. İşe başvurun abi. Bilmediğiniz yeni girdiğiniz bir sektörde yeni girdiğiniz bir ortamda en kolay network yapmanın yolu bunu binlerce yüz binlerce kere söyledim herhalde. İş başvurusu yapmaktır. Mesela adam bana diyor ki abi ben yurt dışına nasıl iş bulacağım? İş başvurusu yapacaksın abi. Çok zor değil mi? Ama iş başvurusu yapacaksın. Bu kadar ya. Gir başvur abi. Carpet bombing böyle. 500 bin tanesine başvuracaksın. Yapacak bir şey yok. Diyeceksin ki abi iş başvurdum ama bana geri dönmedi. E zaten dönsünler diye başvurmuyorsun işe. Amacın ismini bir şekilde bir insanların farkındalığını oluşturup arkada o insanları birbirleriyle konuşurlarken bir şekilde isminin yarın öbür gün insanlara tanıdık gelmesini sağlamak. Amaç bu. Her pozisyona başvuracaksın. Hepsine başvuracaksın. Gülecekler misin? siktir et gülsünler ya. Başvuracaksın abi. En kolay network yapma yöntemi. Diyeceksin ki yurt dışında abi başvuruyorum bilmem ne haberim cevap dönmüyorlar. Abi başvurum metnini düzgün yaz. Git çipitiden yazdır. Generative AI bir çözümden yazdır. Cloudy'den yazdır. Değil mi? Reklamlar. <laughs> <gülüyor> 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 bu arada internal açılmış cloudy kullanıma biliyorsunuz Avrupa ve Türkiye'de falan kapalı ya şu anda internal açmışlar yıkılıyor yıkılıyor o kadar güzel ki acil klatmadı da niye <laughs> söylerim böyle o kadar güzel ki bu arada bir tek Amazon değil aynı zamanda Google abi de oraya yatırım yapıyormuş Antropiye Biz bırakmazlar abi hep öyle zaten ya. Çakal'a bak sen. Sene gidi çakal seni. Ama dünkü anlaşmanın tabii siz videoyu izlerken cuma günü girecek. Birkaç gün önceki anlaşmanın şartlarına göre AWS Primary Cloud Provider ve şey öncelikli erişim AWS'e. Google'ın parasını veriyor. Vallahi <laughs> ben anlamadım bu ne saçma iş lan. <laughs> bu nasıl bir bohemlik oğlum? <laughs> saçma sapan bir muhabbet olmuş orada. Ama neyse sonuç itibariyle çok iyi. Cloud'i çok iyi. İnşallah Türkiye'de açıldığı zaman Twitter'dan duyuracağım. Bu arada... Ben de dedim bayağı kaliteli bu arada ya. Cidden, çok iyi oğlum. Baya yani. baya başarılı. İyi e e train etmişler gerçekten. C CV güncellemede falan kullanıyor. Ben bir de 12K'lığını kullanıyorum. 100 kallığı falan çok daha iyi. Daha açılmadı 100 kallığı bize. 12K'lığını kullanıyorum ha. Küçüğü. Nereden seçiyorsun abi modellerini? Ben de modeller açık. açık. Hepsini istediğimi seçebiliyorum. Benim özel bir AWS interfeyzi var bizde. Ha bir de şey var. E Cuma günü Bursa 7 Ekim öğlenliğin Acıbadem'in orada. Nilüfer'in Acıbadem'in orada. Kahveciler var ya onlardan bir tanesinde oturup bir şeyler yapmayı planlıyor gibiyim. Duyurmuş olayım buradan da videonun burasına gelenler eğer Bursa'daysa haberi olsun. Gerçi Twitter'da duyuracağım Twitter'dan takip edin o yüzden önemli. Tamam mı? Eyvallah. İşte bu Cloud IAM'ı bilmem neyi kullanırken de önemli olan nokta şu abi şey yapmak lazım. İngilizceyi oğlum İngilizce öğrenmek. İngilizce öğrenin lan esas. Geldik <gülüyor> her <gülüyor> videonun <gülüyor> <gülüyor> sonuna İngilizce. doğru. <laughs> evet oğlum İngilizce öğrenin lan. En büyük dangalaklık o. İngilizce bilmeden geliyorsunuz karşıma falan. Dangalakça bir hareket o. Yapmayın abi. İngilizce öğrenin. En 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 önemli bence olay o. Var mı sizin ekleyeceğiniz başka bir şey? Benim yok. O zaman can kaçar. Bir sonraki video konumuz iş bulmak Türkiye'de. Babam bam babam. LinkedIn hileleri. Babam bam babam. Ondan bahsedeceğiz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kaçar. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.